Selamünaleyküm. Kapadokya Harika TV'ye hoş geldiniz. Kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Şu an tam tarihi köprünün yanındayım. Buradan artık gizemli noktalara doğru çıkış yapacağım. Hadi beraber gezelim. Evet arkadaşlar, bu tarihi köprü şu an kemer noktalarında küçük küçük, neden taş araları koymuşlar? Herhalde yaş aldığı zaman hava alsın diye. Böyle. Bakın ya, su falan içine dolduğu zaman ne yapıyor? Bireniniz varsa söylesin arkadaşlar. Bu gözler ne için yapılmış bilmiyorum. Kemerler düz bir şekilde inşa edilmiş. Hadi sizi fazla bekletmeden gizemli noktalara doğru çıkış yapalım. Önceki dere boyunu gezdiğim noktanın şimdi ters istikametinde manastıra doğru gidilen bölümdeyim. Bugün bu tarafa doğru geçiş yapmayacağım. Daha sonra sizlere buradan bir görsellik vereyim. Bakın. Buradan tepeye doğru çıkış yapacağım. Manastırın gizemli noktalarına doğru yol kat edeceğim. Şu an köprünün üst kısmına doğru gidiyorum. Evet. Bakın. Şu an bu köprünün üzerinden geçmedim demeyin. Video çekerek. Evet. Yükseklik bayağı var arkadaşlar. Buradan patika bir yol var. Ama ben o yolu tercih etmeyeceğim. Buradan sol tarafa doğru gideceğim, yukarı çıkıp. Orada bir gizemli nokta var. Eğer vaktim el verirse sizlere oraya kadar yol kat edip bulunduğum alandan az da olsa görsellik vereceğim. Oh! Bayağı da yoruldum. Sizleri de fazla sıkmadan biraz hızlı hızlı sarı çiçekler de açmış. Evet. Manastıra gidilen yola çıktım. Bakın. Normalde ben buranın içerikli videosunu çektim. Ama bugün şu çiçeklerin kokusuyla burada yürümek hoşuma gitti. Bir de dere boyu çekim yaptığım için kekikler de öyle güzel kokuyor. Oh! Bu kısım komple bir göçük yaşamış arkadaşlar. Burada kiliseler, mağaralar tamamen göçmüş. Toprak bir kilitisi. Normalde direkt keskin kayalar mevcutmuş. Neden diye sorarsanız, şimdi size bak, şimdi kayaların arasından yaşam belirtileri sunacağım. Oh, yoruldum. Şuradan geçit verir mi? Evet, veriyor. Bakın arkadaşlar.
yol seviyesi olmasa da şu kayanın bulunduğu alanda giriş görüyorsunuz değil mi? Buradaki şu giriş mağara. Nereye gidiyor mu bakalım. Gitmiyor. Bakın. Buralar komple daha önce mağaraymış. Ya da yeraltı şehriymiş. Artık çünkü öyle bir yer ki bakın şurada tamamen böyle kemerli noktanın veya üst takaların yerleri kalmış. Burada da aynı şekilde kiliseyi anımsatmıyor mu arkadaşlar? Bakın şurayı görüyorsunuz. Flexler erimiş gitmiş. Ama orası sadece günümüze kadar gelmiş. Bura büyük bir kiliseymiş bakın. Dereden bayağı yükseldim. Bakın nefes nefese de kaldım. Yoruldum kusura bakmayın. Şuradan nasıl çıkacağım? Evet şöyle kayaların arasından bakın yaşam izlerini odanın izi dahi duruyor. Evet. Normalde bu kapı girişi buradaki yeraltı şehrinin kapı girişi görüyorsunuz burası. Önü komple burası göçünce yaşam alanı altta kalmış. Burası da gizemli sandık bölümü. Yani para kasası bölümü burasıymış arkadaşlar. Ben buranın videosunu çektim. Bakmak isterseniz Kapadokya Harika TV'de var. Şimdi sizlere buradan ileriye de gidebilirim ama buradaki iki tane giriş var arkadaşlar. Burada diğer giriş kayaların arasında. Burası gizemini koruyor. Şimdi ben buraya tekrar yeni anlatımla size bir görsellik vererekten girmeyi düşünüyorum. Bakın. Bu kayalar bayağı yeni yeni oynamış gibi sanki arkadaşlar. Fazla da yakınına gitmek istemiyorum. Çok korkunç. Şimdi sizlere az da olsa bu yeraltı şehrinde gezi yapmak istiyorum. Takipte kalın arkadaşlar. Gizemli noktaları güzel yurtta neresi varsa sizlere sunmaya hazırım. Bir güzel yurt değil, Kapadokya'nın genelini sizlere adım adım gezmeyi düşünüyorum. Ömrümün verdiğince, dilimin döndüğünce kusurlarımızı affedin arkadaşlar. Dilim sürtüşüyor bazen. Ne konuşacağımı bilemiyorum. Bu videomu burada sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.